Bardak içinde teşekkürler. Haklısınız. Hocam iyi misin biraz? Sayın Bakanım buradayız. Sayın Bakanım. Sayın Bakanım. Sayın Bakanım. Yavaş yavaş arkadaşlar. Tamam. Soldayız. Bize doğru. Sayın Valim. Evet Sayın Bakanım. Sayın Bakanım, Sayın Valim. Sayın, Sayın Valim. Sen orada tek başına duruyorsun. Arkada zaten kablolar var onda. Abi dur sen. Sayın Bakanım buradayız. Arkadaşlar bugün Manisa'da bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Daha önce iki defa gelmiştim. En son gelişim biraz özeldi. Herkes Manisa işte bir yere gelin almaya gider ama biz de damat almaya gelmiştik. Yeğenim Manisa'dan bir avukat arkadaşımızla evlenmişti. Düğüne gelmiştik. Daha önce partimizin sunuluşundan sonra da Manisa'ya bir kere gelmiştim. Bakan olarak ilk defa geliyoruz. Avrupa Birliği Bakanlığı olarak tüm illerimizde çok yakın işbirliği içindeyiz. Özellikle Avrupa Birliği ve standartların önemini anlatmak ve de Avrupa Birliği ile projeler başta olmak üzere her türlü işbirliğini yerelde de güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Valilerimiz, valiliklerimizdeki koordinasyon merkezlerimiz bizim en büyük ortağımızdır. Ama sivil toplum örgütünden tutun da üniversitelere, eğitim kurumlarına kadar yereldeki her bir toplum içinde aktif görev yapan kuruluşumuz, kurumlarımız ve de STK'larımız bizim için doğal ortaklardır. Sayın Valimiz de daha önce Avrupa Birliği sürecinde İçişleri Bakanlığı'nda çok önemli görevlerde bulundu. Önemli çalışmaları var. İnşallah kendisiyle birlikte Manisa'mızda bu iş bildiğimizi daha da arttırırız. Bugüne kadar 369 proje gerçekleştirmişiz. Yaklaşık 37.1 milyon avro kaynak aktarılmış. Balıkesir'den biraz aşağıdayız ama 37.1 de fena değil. İyi illerden bir tanesidir. İnşallah sizin döneminizde bunu daha da arkadaşlarımızla yükseltiriz. Teşekkür ediyorum. Gezi olayları ve en son bu ölüm. Gezi olayları biliyorsunuz gerçekten Türkiye'nin imajını zedeleyen bir olay oldu. Burada canlarımızı kaybettik. Gençlerimiz öldü. Polisimiz keza ifade etti şehit oldu. Yani demokratik hak önemlidir. Ama büyük olay yani kargaşaya dönüştüğü zaman maalesef can kayıpları oluyor. Biz tabii ki kendimizi Ukrayna ve diğer ülkelerle karşılaştırmak istemeyiz hiçbir zaman. Hiçbir yerde de kargaşa olmasını istemeyiz. Demokratik gösteri herkesin hakkıdır ve son çıkardığımız yasalarla da özellikle gösteri hakkını genişlettik. Bu konuda valiliklerimizle, ondan sonra yerel yönetimlerle toplantı ve miting dahil her türlü gösterinin demokratik hakkın kullanmasının önündeki engelleri kaldırmaya çalışıyoruz. Ama bu hak tabii vandalizme dönüşmemesi lazım, kargaşaya dönüşmemesi lazım. Polisimiz de aynı anlayış içinde tutum sergilemesi lazım. Bu, bakınız futbol maçlarında işte Trabzon'da bir olay oldu. Hepimiz üzüldük. Bir maç yarıda kalıyor. Sonra bu ülkemizin imajını bu anlamda da zedeliyor. Avrupa Birliği sürecini sadece bir olayla değerlendirmek tabii ki doğru değildir. Bir olay dediğim gezi olaylarını kastediyorum.
Şimdi Berkin kardeşimiz uzun süre komada kaldıktan sonra dün vefat etti. Şimdi onun hayatı, onun canından daha değerli bir şey olabilir mi? Olamaz. O yüzden biz gerçekten çok üzüntü duyduk. Daha önceki kardeşlerimizin hayatını kaybedince de aynı üzüntü duyduk. Avrupa Birliği süreci uzun ve ince bir yoldur, süreçtir. Bu süreç sadece dün de başlamamıştır. 60 yılı aşkın bir süreçtir. Ta başına gidecek olursak, ilk başvuruya tarihine gidecek olursak. Fakat son 11 yılda, 12 yılda büyük bir ivme kazanmıştır. Ve ilk defa müzakerelere başladık. Daha önce dışarıda bekleyen bir ülkeydik. Şimdi masanın başında bir ülkedeyiz. Masanın başında olmak her şey bittiği anlamına gelmez. Müzakere etmemiz lazım. Zor olan konuları bile müzakere açıklıkta müzakere etmemiz lazım. Uyum sağlamamız lazım. Eksikliklerimizi gidermemiz lazım. Bunun için de çok çaba sarf ettik. Çıkardığımız yasalar, reformlar çok önemlidir. Aynı şekilde eylem planları çok önemlidir. Bakın daha bu ayın başında iki tane önemli Avrupa Birliği süreci için önemli gelişme oldu. Bir tanesi meclisimiz tatile girmeden önce son gün hatta sabah 6:06:38'de 5. paketi kabul etti. Gece hiç uyumadan arkadaşlarımız bu yasayı kabul ettiler. Ondan sonra tatile çıktı. Aynı şekilde Bakanlar Kurulumuzun kararı, eylem planı, yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ihlallerinin önlenmesi. Bunun içinde her şey var. İnsan haklarını içeren her türlü ihlalin, Türkiye'de olan ihlalin önlenmesi. Bizde bu kararlılık var. Bu reformların devamı gelecek. 2014 yılı Avrupa Birliği yılı olacak Türkiye'de. Bunu söyledi Sayın Başbakanımız. Ve bunun için hem diplomatik hatamız devam edecek, Avrupa Birliği ile işbirliğimizi ve diyalogumuzu daha da güçlendireceğiz ama reformlarımızı da gerçekleştireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız reform paketlerini meclise getireceğiz ve bu şekilde başarılı olması için, 2014 yılı olması için çaba sarf ediyoruz. Raporlar kabul edilebilir. Raporda bazen istemediğimiz ön yargıya, eksik bilgiye dayalı da şeyler olabilir. Ama bunun için geneline bakmak lazım. Objektif eleştirileri de bizim kabul etmemiz lazım ki biz her zaman objektif ve yapıcı eleştirileri zaten açıyoruz. Ama işin geneline baktığımız zaman Avrupa Parlamentosu'ndaki değerlendirmelerde de Türkiye'nin önemi, stratejik önemi, Avrupa Birliği için önemi, müzakerelerin devam edilmesi ve hız verilmesine yapılan vurgu, özellikle fasılların açılması talepleri, bunları önemlidir. Bizim de zaten Avrupa Birliği'nden ve Avrupalı dostlarımızdan da istediğimiz müzakerenin önündeki engelleri kaldıralım ve uyumları sağlayalım. Türkiye ile Türkiye'deki standartlarla Avrupa standartları tam uyumlu olsun. Bu Avrupa'nın da yararlıdır, Türkiye'nin de yararlıdır. Yani biz bu sürece böyle bakıyoruz. Tek bir olayla bir süreci değerlendirmek mümkün değil ama ülkemizdeki her olumsuz gelişme kabul etmeliyiz ki ülkemizin dışarıdaki imajını etkilemektedir. Zaten ülkemizi bugün Türkiye'ye ve dünyaya ve kurumlara şikayet eden, hatta müzakereleri durmasını isteyen bir grup da var. Onları da anlamak zor. Muhalefet hepsi işbirliği yapmışlar. Özellikle CHP ve şimdi içinde bulunduğumuz süreçteki paralel yapı. Onlar istiyorlar ki müzakere süreci dursun da Türkiye'ye zarar gelsin de belki iktidar bundan olumsuz etkilenir. Bu anlayış da yanlış. Biz içeride her türlü fikir ayrılığında olabiliriz. Yer yer tansiyonda yükselebilir, başka problemler olabilir ama ülkenin dışarıda imajını bozarsak, bir süreci sekteye vurdurursak bunun tekrar düzeltilmesi yıllar alıyor. Bu da bizim ülkemize ve milletimize büyük haksızlıktır. Bu konuda herkes daha sorumlu davranmasın. Teşekkür ederim.